Amerika'da 80 bin civarı hasta korona sebebiyle hastanede tedavi görmekte. Bu veri son zamanlarda açıklanan en yüksek sayı olmasıyla birlikte ölümlerin artacağı endişesini de beraberinde getiriyor. Perşembe günü New York'ta yüz yüze eğitime ara verildi. Yatırımcılar daha sert virüs kısıtlamalarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisini ve aylar içinde yaygın aşı dağıtımının olasılığını tartarken Amerika hisse senetleri dalgalandı. Endekslere baktığımız zaman teknoloji ağırlıklı Nasdaq %0.87 oranında değerlenirken 30 günlük ortalama hacmin altında işlem gören Dow Jones ve S&P 500 endeksi %0.15 ve %0.39 oranında hafif primlendi. Korku endeksi olan VIX ise aşı haberleriyle birlikte yatay seyrini sürdürmeye devam ediyor. S&P 500 endeksinde en çok değerlenen sektör enerji olurken en çok değer kaybeden sektörse kamu hizmetleri oldu. Dow Jones endeksinde ise yine enerji en çok primlenen sektörken sağlık en çok kayıp yaşayan sektör oldu. Teknik olarak baktığımızda ise 2 gün üst üste negatif kapanış yapan S&P 500, seans sonlarına doğru değerlenerek pozitif yatay kapatmayı başardı ancak endekse yaşanılacak düzeltme hareketi ihtimaline karşın 3520 seviyesinde bulunan destek seviyesi takip edilecektir. Aşağı yönlü kırılması durumunda 50 günlük hareketli ortalaması olan 3422 seviyesine kadar düşüş yaşanabilir. Endekste en yüksek hacimli hareketler %0.3 civarı değer kaybıyla Pfizer ve Cisco hisselerinde görülürken AMD ve Wells Fargo %3.5 üzeri değerlenerek dikkat çekti. Yakın zamanda halka arzını gerçekleştiren Palantir, Amerikan ordusuyla iletişim ağlarının yenilenmesini içeren yeni bir sözleşme duyurması sonucunda %6 yükseldi. Dün kapanış sonrasında bilanço açıklaması yapan Nvidia ise beklentinin üzerinde $2.91 hisse başı kar açıkladı. Sonraki çeyrek için tahminlerin üstünde gelir beklentisi açıklasa da hisse yatay şekilde günü sonlandırdı. Çalışanlarının maaşını yükselten Starbucks'a %0.1 oranında hafif değer kaybetti. Aşı yarışında bir diğer önemli isim olan AstraZeneca, ikinci deney aşamasında yaşlılarda kaydettiği pozitif sonuçları paylaşmasına rağmen pozitif yatay kapanış yaptı. BioNTech CEO'sunun Ajans France haber ajansına Aralık ayında aşının arz edilebileceğini açıklaması, hisse senedinde gün için zirve seviyesi olan $94.42 seviyesinin görülmesine neden oldu. Hisse %5 civarı değerlenerek seansı kapattı. Dünya Sağlık Örgütü'nün gelecek olan aşıların yeni dalgalardan yaşanacak kayıpları önlemeye yetişebilecek kadar erken yayılamayacağını açıklaması ve vaka sayılarının halen artması sebebiyle gelebilecek yeni önlemlerin endişesi Avrupa endekslerini baskıladı. DAX endeksi %0.67 değer kaybederken FTSE 100 ve Eurostoxx 50 endeksi %0.85 civarı değer kaybetti. FTSE 100 endeksinde en çok değerlenen sektör IT olurken enerji sektörü en çok değer kaybeden oldu. DAX endeksinde ise gayrimenkul en çok primlenen sektör olurken finansa en çok kayıp veren sektör oldu. Dün açıklanan ekonomik verilerde Amerika işsizlik verileri beklenti olan 700 binin üstünde 742 bin olarak açıklandı. Konut satışları beklentinin üstünde 6.85 milyon olarak açıklanırken öncü indikatör endeksi beklentiye paralel %0.7 olarak açıklandı. Ekonomik takvimin zayıf olduğu bugün Japonya'da TÜFE ve ÜFE verisi takip edilirken Avrupa Tüketici Güven Endeksi verisi ise dikkat çekecek. Dolar endeksi son 5 günlük düşüşünün ardından gün içinde hafif pozitif seyrederken Amerika kapanışına doğru günü hafif negatif sonlandırdı. Gün içinde en yüksek 92.72 seviyesini gördükten sonra 92.29 seviyesinden günü sonlandırdı. Gün içinde 1.18.16, 1.18.58 dar bandında hareket eden Euro-Dolar paritesi ise kapanışa doğru gelen alımlarla 1.18.77 civarında günü pozitif tamamladı. Sterlin-Dolar paritesi ise AB Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier'ın COVID-19 testinin pozitif çıkması ve müzakerelerin askıya alınması nedeniyle negatif seyretti. Sterlin-Dolar paritesinde gün içinde görülen en yüksek seviye 1.32.76 olurken bu seviye direnç işlevi gördü ve 1.32.57 seviyesinden günü sonlandırdı. Aşı haberi sonrasında değer kaybını sürdüren spot altın, gün içinde önemli destek seviyelerinden olan $1850'a yakın fiyatlandı. Gün içerisinde en düşük $1852 seviyesini gören altın, Amerika seansının kapanışında $1864 seviyelerinden işlem görüyor. Önemli destek noktası olan $1850 seviyesinin aşağı yönlü kırılması durumunda, 1800 bir sonraki güçlü destek olarak öne çıkıyor. Ancak aşının dağıtımı ile ilgili sorular ve artan iflaslar genel ekonomik görünüm açısından sorun teşkil etmeye devam ediyor. Spot gümüşse yaklaşık %1,24 kayıpla altında görülen düşüşü takip ediyor. Gün içerisinde en düşük $23,64 seviyesini test eden gümüş için $23 seviyesi destek noktası olarak takip edilebilir. Seansın son saatlerinde $24,04 seviyesine yakın fiyatlanan gümüş, 50 ve 100 günlük ortalamaların altında işlem görüyor. 3 ay vadeli elemi metallerinde ise genel olarak yatay kapanış görülürken, kurşun %1,54 ve çinko %0,44 yükselişle borsa genelinde öne çıkan ürünler oldu. OPEC'te yaşanan kutuplaşma, önümüzdeki günlerde petrol fiyatlarında belirleyici faktör olabileceği için öne çıkıyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve bazı ülkeler üretim artışını desteklerken, Suudi Arabistan ve Rusya artışın ertelenmesi taraftarı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin OPEC'ten çıkmayı tartıştığı da gün içerisinde haber akışı içinde yer aldı. Gün içi en düşük $41,26 seviyesini gören Ocak vadeli WTI petrol kontratı kapanış öncesinde yükseliş kaydetti ve yaklaşık %0,17 değer kazancıyla gün içi en yüksek seviyesine yakın $42,08 seviyesinde fiyatlanıyor. Benzer vadeli Brent petrol kontratı ise %0,07 yükselişle yaklaşık $44,38 seviyesinde yatay işlem görüyor. Pandemi kısıtlamalarının yeniden gündeme gelmesiyle güvenli liman olan Amerika ve Avrupa tahvilleri alıcılı işlem gördüler. Amerika 10 yıllık tahvilin getirisi 3 bas puan düşerek %0,84 seviyesinde geriledi. İngiltere ve Almanya 10 yıllık tahvillerin getirisi ise yaklaşık 1,5 bas puan düşerek sırasıyla %0,32 ve %-0,57 seviyelerinden günü sonlandırdılar. Merkez Bankası'nın beklentiler dahilinde artırdığı faiz oranı ve normalleşme adımlarıyla birlikte Türk hazine tahvillerinde ve şirket kıymetlerinde getiriler daralmaya devam etti. 5 yıllık ülke risk primi ise dün kapanışa göre 17 bas puan gerileyerek 375 seviyelerinden günü sonlandırdı. Yakın ve orta vade kıymetlerde getiriler dün kapanışa göre 15-20 bas puan arası daralma gösterirken, uzun tarafta getiriler 10 bas puan kadar daralarak iyi performansı geriden takip etti. 10 yıl vadeli kıymetse bir önceki kapanışa göre 15 bas puan gerileyerek %5,41 getiri seviyesinden günü sonlandırdı. Şirket kıymetlerinde ise yerli yatırımcılar satmaya devam ederken, yabancı yatırımcıların talepleriyle birlikte getiriler daralmaya devam etti. İş Bankası 2024 vadeli senior kıymetin getirisi 10 bas puan daralarak %6,08 seviyesinden işlem görürken, Akbank 2028 vadeli sermaye benzeri kıymet 14 bas puan gerileyerek %5,91 getiri seviyesinden günü sonlandırdı. Dinlediğiniz için teşekkür ederiz. İş Yatırım YouTube kanalına abone olun, piyasalar kulağınızda olsun.